kalp sağlıklarına ne kadar dikkat ediyorlar? Doktora başvuru oranlarını gösteren bir araştırma var mı bu konuda? Muhakkak ki var, pek çok da araştırma var. Yani oran olarak şu an veremeyeceğim ama kadınlar çok daha az kalp doktoruna başvuruyorlar. Ve dahiliye uzmanlarına da başvuranlar var ama özellikle işte mide şikayetleri, bağırsak şikayetleri, guatrla ilgili şikayetlerle çok daha fazla başvuran kişiler var. Oysa ki kalp için kontrola çok daha az insan geliyor. Ancak bir sorun başladığında bize başvuruluyor. Oysa ki bizim primer koruma dediğimiz, yani kişi kalp damar hastalığına henüz yakalanmadan gerek tansiyonu nedeniyle, gerek diyabeti nedeniyle, diyabetçi arkadaşlarımıza ya da tabii sigara için hiç kimse başvurmuyor. O kendilerinin karar verecekleri bir şey. Ama bunların hepsinin kümülatif etkisi olduğunu unutmamalılar. Yani hipertansiyona sigara eklenirse kalp damar hastalığı olma riski 4-5 kat artıyor. Bunun üstüne bir de diyabet gelirse 11-12 kat artıyor. Obezite gelirse daha da artıyor. Yani bunlar birbirinin üstüne artarak etki gösteren şeyler. Bu yüzden kadınların tüm dünyada öyle kalp damar hastalığı için doktora başvurma oranları düşük. Bunu sağlamamız gerekiyor. Çünkü kalp damar hastası olmadan kendinde olmayacağına inanıyorlar. Sorun burada. Yani onun yüzden aslında risk faktörleri için başvurularak bizim primer koruma yapmamız, yani kilo verdirmemiz, şekerini, tansiyonunu, işte kolesterol sigarasını kontrol altına almamız, bu kişileri aslında önümüzde olabilecek bir kalp damar hastalığını ya geciktirecektir ya da olmamasını temin edecektir.